Demokrasi değil, kendi çizdiğiniz çerçevede, dini kurallar çerçevesinde anayasanın laiklik maddesinin ihlali anlamına gelir. Bunun üzerinden bir argüman geliştirebilirler mi? Kanımca öyle bir argüman üzerinden ilerlemek, özellikle zaten kültürel gerekçelerle özellikle CHP'ye karşı olan seçmen kitlesini ürkütebilir. Onun yerine meselenin sadece ve sadece bir temel haklar ve özgürlükler meselesi olduğunu, bu konuda bir anayasa değişikliğine gerek olmadığını, yasal değişiklikle bu sorunun çözülebileceği konusunda seçmeni ikna etmesi yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü anayasa değişikliğine girildiği takdirde o ikinci değişiklik CHP için bir risk faktörü olabilir. Peki Mehmet Ali Bey'e dönmeden Barış Tanju Bey'e son sorun var mı? Kendisine teşekkür edeceğiz çünkü. Peki Tanju Bey çok çok teşekkür ederiz analizleriniz için. Sağ olun bizimle birlikte olduğunuz için. Mehmet Ali Bey. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Buyurun, sizin cevabınızı merak ediyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii iktidar buradan kendince bir şey düşündü anladığınız kadarıyla. Ancak şöyle bir zorluk yaşıyor iktidar. Saha çok başka şu anda. Yani gerçekten farklı. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bundan önceki iki Cumhurbaşkanlığı seçimini %60'a 40 gibi bir şeyle kaybetseydi ve seçmenin bir kısmını kaybetmiş olsaydı biz o zaman derdik ki yani herhalde toparlayabilir falan. Şimdi bu bir kere çok mümkün görünmüyor. En azından bugünkü veriler böyle bir süreç içerisinde bununla mümkün görünmüyor. Başka argümanlar bulması lazım. Mesela EYT bir formüldü, önemliydi ama o kadar geç kaldılar ki bu tür meseleleri çözme konusunda. Evet. Bunlarla ilgili attıkları adımı şu anda seçmen, attıkları adımı seçmen şu anda bir seçim yatırımı olarak görüyor. Mesela çok önemli bir konu var Türkiye'de. Cezaevleri konusu, devam eden dava sayısının çok çok fazla oluşu gibi konular. Bu konularda atabilecekleri adımların şüphesiz ciddi bir toplumsal karşılığı var. Ancak bunları da yapabilme konusunda özellikle partnerleriyle rahat değiller. Hemen bitiriyorum. Bunu muhalefet yaparsa ya da muhalefet yüksek sesle ifade ederse bu tür sorunları çözme konusunda. Muhalefete daha çok ağırlık verin diye kusura bakmayın araya girdim. Yani AKP'nin ne yaptığını ne yapamadığını daha çok bizi muhalefet, şimdi muhalefetin oyunu nasıl bozacağı konusu herhalde daha fazla. Yani muhalefet burada özellikle başörtüsü meselesinde şunu yapmalı çok net olarak. Bir kere konuyu insan hak ve özgürlükleri noktasında ele almalı. Temel hak ve özgürlükler üzerinden gitmeli. Ben doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ilk açıklamayı yaptığı gün katıldığım televizyon programlarında bir şey demiştim. Keşke şu anda Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi gibi muhafazakar partilerin ya da öyle bir söylemi olan muhafazakar partilerin yapması gereken biz de toplumun seküler kesimlerinin endişelerini giderici, atılması gereken adımları sonuna kadar destekliyor ve bu konuda bizler de adım atacağız şeklinde bir sesi duymuş olsak, bunu yüksek sesle altılı masanın ortak söylemi haline getirmiş olsalar, kişi hak ve özgürlüklerini, insan hak ve özgürlüklerini öne çıkarmış olsalar, şüphesiz çok daha kıymetli bir iş yapılmış olur bu anlamda. Çünkü mesele gerçekten bir konuyla sınırlanmayacak kadar çok önemli. Kişi hak ve özgürlüklerine yönelik anayasal güvencelere ilaveten yasal bir sürü düzenlemenin yapılması gerektiği ortada. Bu noktada muhalefet iktidarın atabileceği adımlar üzerinden sadece başörtüsü meselesine odaklanmamalı. Toplumun temel bir sürü sorunu var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o söylemi ifade etti ve kenara çekildi gördüğüm kadarıyla. Bundan sonraki bölümünün iktidarın atacağı adımlara bağlı olarak şekillenmesi muhtemelen önümüzdeki süreçte duracak karşımızda ama daha çok atılacak adımlar Türkiye'nin geri kalan sorunlarına yönelik işte biraz önce söylediğimiz gibi adalet meselesi başta olmak üzere, ekonomik söylemler başta olmak üzere bunlara yönelik adımlar atmak, sosyal sorunlara dikkat çekmek ki uyuşturucu bunlardan bir tanesi şu anda Türkiye'de, madde bağımlılığı gibi konular, bunun dışında toplumdaki diğer yaşanan temel sorunlar üzerine yoğunlaşıp muhalefet bir mevzi oluşturmalı ve asıl önemli olan nokta bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmalı.
şu anda beraber hareket ettiği düşünülen altılı masanın bütün ittifak ortaklarının benzer bir dili geliştirmesi çok çok önemli. Evet. Bir kesim, toplumun bir kesiminin endişelerini izale etmeye çalışırken diğer kesimi de diğer partiler izale etmeli diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra öbüründe HDP'yi konuşacağız ama Emin, son sorun var mı Mehmet Ali Bey'e ya da Barış, Emin? Var mı? Mehmet Ali Bey, şöyle başladı olay. Siz diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başladı. Doğru, haklısınız. Cumhurbaşkanı çıktı, türban meselesi çıktı. Bu nereden çıkıyor bu olaylar dedi. Yani özetle. Çözüldü dedi. Sonra biraz zaman geçti, dedi ki yok öyle, ben millete götürüyorum bu işi. Gel o zaman anayasa değişikliği yapalım, yasa değişikliği değil dedi. Sonra biraz zaman geçti. Hatta bunun için girişimlerde bulunduğu HDP'yle biraz zaman geçti. Bugün çıktı. Biz temel hak ve hürriyetleri millete sormayı. Ya şimdi ya iki hafta içinde bütün bunlar oldu. Nereye bakacağımızı şaşırdık halk deyimiyle söylemek gerekirse. Bu arka arkaya zikzakların sizce de açıklamaya muhtaç değil mi? Yani hala şüphesiz öyle. Şüphesiz öyle ama Barış Bey, bunun arka planında şu yatıyor. Bakın, yani ortak bir akıl orada da söz konusu değil. Yani bir şey söyleniyor, sonra aşağıdan gelen itirazlar bakılıyor, işte gelen veriler dikkate alınıyor, onlar üzerine hemen bir geri adım, sonra ya biz nereden bu işe girdik deniyor. Ben ilk başta söylediğim sözle bitireyim yani. Bakın, bütün mesele şapkadan bir tavşan çıkarma meselesi ama temel sorun iki tane. Bir şapka yok, iki tavşan yok. Peki ben de kısacık bir soruyla diğer bölüme atıfta bulunayım. Şimdi bu sizden sonraki bölümde HDP ile görüşmeyi, o meşhur bugün manşetleri oluşturan o fotoğrafı konuşacağız. Şimdi Ali Taş, işte Bekir Bozdağ falan hepsi böyle gittiler, oturdular. Kim AKP'li dedi ki bundan şey çıkardı, ooo çözüm süreci bile olur bu işten dedi. Cevheri mesela böyle bir açıklama yaptı. Ondan sonra kimi AKP yöneticisi dedi ki ne var canım, gayet normal parlamentodaki yasal bir parti dedi. Daha 3 gün öncesinde bambaşka. Şimdi buradaki stratejiyi siz nasıl görüyorsunuz? A. HDP'ye burada da bir tuzak mı kuruluyor aynı dokunulmazlıklar gibi? Yani buna destek ver, seni kapatmayalım. Destek vermiyorsan seni kapatırız. Bir de üstelik seni bunun üzerinden de ötekileştiririz. Böyle bir şey mi var? Ne görüyorsunuz? Ben HDP'nin de doğru okunmadığı kanaatindeyim. Temel sorunlardan bir tanesi de o. Çok hızlı özetlemem gerekir burada. HDP'nin, HDP seçmeninin, HDP tabanının üzerinde etkin olan yapıları çok iyi okuyamıyor iktidar. Okuyamadığı için İstanbul seçimlerinde HDP seçmenini İmralı'nın şekillendirdiği gibi bir zanna kapıldılar ve oraya üzerinden mektuplar okuttular, televizyonlara birilerini çıkardılar ama sonuç alamadılar. HDP'nin seçmeni biz daha da incelediğimizde seçmen bize 4 tane farklı yaklaşım tarzı koyuyor. Bir, HDP'li seçmenin üzerinde etkili olduğu söylenen illegal bir yapı. Kandil ve Avrupa diasporası. Şimdi onunla muhatap olamıyorsunuz çünkü resmi olarak kimse olamaz. Yani iktidar ve muhalefet doğal olarak bir illegal yapıdan bahsediyoruz. İki, HDP'nin kendi yönetimi. Üçüncüsü İmralı, dördüncüsü Edirne. Hani İmralı'ya hesap vermesi gereken Edirne. İşte o Edirne şu anda çok etkili HDP tabanında. İmralı için HDP tabanının söylediği cümle tutsak lider ifadesi kullanılıyor taban tarafından. Dolayısıyla onun beyanlarının kendileri için bir anlam ifade ettiğini ama özgür olarak söylenmediğini ifade ediyor taban. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş burada önemli aktör. Selahattin Demirtaş önemli aktör derken Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik bir vaat. Şimdi iktidar burada ne yaptı? Hemen söyleyeyim. İktidar burada aslında bir nabız yokluyor. Güreş sporunda elense çekmek deniyor bunun adına. Karşı karşıya oturarak acaba hangi tepkiler gelir bizim karşımıza diye düşünüldü. HDP'den gelecek tepkiden bahsetmiyorum. MHP ölçümleniyor burada aslında. Ölçümlenen MHP'nin tabanının vereceği tepki, dahası HDP, MHP'nin göstereceği tepki. Buradaki tepki
MHP'nin yarınki genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yarınki konuşmasında ortaya çıktı. Evet. Nasıl bir tepkisi? Evet. Onu beraber göreceğiz. Evet. Ama şöyle çıkamazsınız işin içine. Yani bu bir anayasal parti, öyleyse görüşülebilir. Tamam da dün de anayasal partiydi. Dünkü evet. görüştük diyenlere peki. kıyameti koparıyordunuz. Masanın altında arananları masanın üstünde bulduğunuzda sorun olmuyorsa sorun bitmiştir. Evet. Mehmet Ali Bey, bir görüşme... görüşme diyorum. Devlet Bahçeli de açıklamasını yapsın. HDP'liler de çarşamba günü, bu arada ben HDP'li bazı üst düzey yöneticilerle görüştüm. Onlar da MYK'larını toplayacaklar. Anladığımız kadarıyla onlara da zaten sürpriz olmuş. Bayram değil, seyran değil, birdenbire nereden çıktı bu ziyaret diye. Ondan sonra onların da açıklamaları olacak. Sonra belki tekrar birlikte bu konuyu değerlendiririz. Çok teşekkür ederiz geldiniz, katıldığınız için. Şimdi bu HDP'li